Altını çizerek söylüyoruz, ısrarlı bir biçimde söylüyoruz. Kadınlar kadın oldukları için bu ülkede şiddete uğruyor. Kadın oldukları için bu ülkede tacize, tecavüze uğruyor. Kadın oldukları için istihdam alanlarından uzaklaştırılıyorlar. Ve tam da bunun karşısında İstanbul Sözleşmesi bir cinse yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak için birçok düzenleme içeriyordu. Şimdi bu göstermelik kanunları yapmak yerine iktidarın İstanbul Sözleşmesi, Kara İstanbul Sözleşmesi'ni derhal uygulamaya devam etmesi gerekiyor. Çünkü biz İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğunu ısrarla ifade ediyoruz. Ve bu suçlardan sadece erkekler değil, sadece faillerin değil, aslında devletin de sorumlu olduğunu, devletin de kendi üstüne düşen bütün görevleri yerine getirmesi gerektiğini buradan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Çözümsüz kalan bu savaş siyasetine karşı hem Kürdistan'da, Orta Doğu'da ve dünyada yürütülen bu savaş politikalarına karşı barışı konuşmayı kendimize esas olarak almalıyız. Oluşan bu erkek egemen ittifaklara, savaş ittifaklarına karşı hep beraber kadın ittifakını, kadın dayanışmasını konuşmamız gereken günlerden geçiyoruz. Biz HDP Kadın Meclisi olarak üzerimize düşen sorumluluğunun farkındayız. Bugün Türkiye'de ittifak tartışmaları yürütülüyor ama maalesef bu ittifak tartışmaları yine kadınların olmadığı, masaların etrafında erkeklerin bir araya gel, gelip Türkiye'nin geleceği ne konuştuğu ittifaklar olarak karşımızda duruyor. Biz kadınlar bu erkek egemen ittifaklara da yürütülen savaş politikalarına karşı da alternatifsiz değiliz. Rojava Kuzeydoğu Suriye bugün aslında bunun en önemli örneği ve ortaya çıkan en önemli modellerinden biridir. Kadın özgürlükçü, halkların eşit bir biçimde yaşayacağı, savaşların ve krizlerin olmadığı, doğanın talan edilmediği bir yaşamı hep beraber kurabileceğimize inanıyoruz. Buradan bütün kadınlara sesleniyoruz. Gelin biz barışı ve kadınların bir araya gelip ittifakını ve dayanışmasını hep beraber konuşalım. Bunu 8 Mart'larda, alanlarda, meydanlarda sloganlarımızı birleştirerek, zılgıtlarımızı birleştirerek, sesimizi birleştirerek başardık. Önümüzdeki günlerde de daha geniş zeminlerde bir araya gelebileceğimize inanıyoruz. Biz tekraren ifade ediyorum HDP Kadın Meclisi olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu konuda kadın mücadelesini büyütme, bu rejimleri alaşağı etmek için her türlü sorumluluğu alacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ve inanıyoruz ki kadınların ortak mücadelesi, kadınların kurduğu ittifak, kadınların bu savaş ve erkek egemen ittifaklarının karşısında kazanacağı, mücadeleyi büyüteceği ve yeni yaşamı kuracağına da inanıyoruz. Çok teşekkür ederim.